Normal zamanda hakikaten insan zorlanıyor. Bir Müslüman olarak Kur'an dinlemekten uzağız maalesef. Değil mi? Yani mesela bu bizim Rabbimizin kelamı. Bizim manevi hastalıklarımızın şifası Kur'an. Her dinlememizle bizim farkında olmadığımız şu anda mesela Allah'ın izniyle inşallah hocamızın tilavetiyle o Kur'an'ın çıkan kelimatı sizin bedeninize, ruhunuza, ruh dünyanıza giriyor ve orada manevi hastalıklarınızın tedavisine vesile oluyor. Mesela bir örnek vereyim bununla alakalı. Bir Japon bilim adamıydı herhalde. Bir test yapıyor, bir deney yapıyor, bir su. Suyu, öyle miydi hocam, siz daha iyi bilirsiniz Nişan. Su, kendisi de böyle Filipinlere giden bir arkadaş. Belki Japonya'ya uğramıştın değil mi sen, Hong Kong? Hong Kong. Gördün mü profesörü? O adam böyle suyun yanında kötü sözler, yani iki tane su koymuş, iki tane suda kötü sözler söylüyor. Tabii Japonca. Ne diyor artık, nasıl küfür ettiyse bizim buradaki gibi değildir tahmin ediyorum yani. Çin çon çan çün çin, tamam yani, neyse anlamı. O kötü sözlerin neticesinde o suyun kristallerini inceliyor. Bakıyor ki suyun kristalleri, yani oradaki suyu oluşturan o özellikler bozulmuş. Yani böyle dengesiz bir hal almış. Aynı suya da Japonca yine güzel sözler söylüyor. Yani hoş sözler söylüyor. O suyun kristallerini inceliyor. Laboratuvar ortamında bakıyor ki onlarda hiçbir dağılma, bozulma yok. Yani insanın ağzından çıkan o kelimelerin suyun üzerinde bir etkisi var. Onun kimyasını bozuyor. Kimya hocamız vardı ama o pazartesileri geliyor. Onunla tanışmak isterseniz pazartesileri gelin hocamız. Mesela o ne oldu? Bakın Japonca bile söylense kötü bir söz, yani orada bir kötü söz söylendiğini anlayan su molekülleri diyeyim ben size. Tabii onlar kendi iradeli olmuyor. Ne yapıyor? Bozuluyor. Peki insan vücudunun kaçta kaçı suydu? Ha? Dörtte üçü su. Yani demek ki bizim vücudumuzun dörtte üçünü su oluşturuyor. Peki bu duruma göre bizim yanımızda küfredildiği zaman veya olumsuz söyler söylendiği zaman veya biz kendimiz küfür ettiğimiz, güzel sözler söylemediğimiz zaman bizim dörtlü üçlük olan o su ne oluyormuş? Bozuluyor. Anladınız mı? Peki kimyası değişiyor. Sende ne oluyor? Sende hırçınlık gibi, depresyon gibi, ümitsizlik gibi psikolojik bütün hastalıklar ortaya çıkıyor. Çünkü bozulmuş artık, kimyan bozulmuş. Ama sen Kur'an dinlersen, sen salavat getirirsen, sen zikir çekersen, la ilahe illallah, Allahu Ekber dersen, o Japon'un artık ne diyorsa, o dediği güzel sözlerden böyle güzelleşen o su kristalleri, kim bilir o suyun yaratıcısının sözlerini duyan su kristalleri nasıl değişir? Nasıl güzelleşir? İşte şu anda farkında olmadan tedavi olduk.